bir fiili müdahalede bulundu. Bizim gördüğümüz yerin dışında da daha sonra bir takım karakolluk olunabilecek haller oldu. Tabii ifade özgürlüğü, demokrasinin işlerliği açısından hepimizi üzen bir durum söz konusu oldu. O sırada siz gereğini yapacağız dediniz, yani değerlendirme yapacağız. Fakat Sayın Engin Yurt'u istifaya davet etmeyeceğiz dediniz. O süreç nasıl tamamlandı? Kamuoyunda bilgi verirseniz, çünkü herkes bunu sordu ilk soru olarak. Sanıyorum ilk defa canlı olarak da bunu açıklamış olacaksınız. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Önceden sizle programlanmış bir zamanlamamız olduğu için de farklı bir açıklama da yapmadım açıkçası. Bu vesileyle de değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşma imkanı buluyoruz. Amasız fakatsız kabul edilmeyecek bir olay diyelim. Biz demokrasi inancına sahip, söyleyecek sözü olan herkesin eşit olduğuna inanan bir fikriyatın içerisinden geliyoruz. O açıdan böyle bir hadise, siz de işaret ettiniz, bilemiyorum Cemal Bey nasıl hissediyor diye. O da üzgün. O açıdan ben hiçbir şekilde olumlayamayız. Bilakis olumsuz düşüncelerimiz var. Elbette bunu değerlendirdik. Yani parti olarak da böyle bir hadise, Türkiye'nin can alıcı bir, can yakıcı gündemi var. Bu gündem içerisinde çok açık tahrikler, çok kanınıza dokunacak anlamsız ithamlar, yüksek gerilim hattında seyreden Türkiye'nin bir iklimi var. Bilerek ve isteyerek söyleyecek sözü kalmış bir iktidarın yedeğini aldığı bir takım propaganda makinalarıyla, tırnak içerisinde bir takım akademik hüviyetleri olanlar, gazeteci hüviyetleri olanlar. Ama biliyoruz ki bu hüviyetleriyle, bu temsil ettikleri sıfatların mündemiş sorumluluklarıyla, bir aydın sorumluluğuyla değil, adeta bir propaganda makinesine dönüşmüş televizyon programları var. Bu da onların tercihidir. Ama biz sorumluluk duygusuyla siyaset yapan kişiler olarak her ne olursa olsun bu tür tahriklere de gelmeden bu tür bir hiçbir şekilde olumlayamayacağı bir yanlışın içerisinde olmamak lazımdı. Cemal Bey de üzgün. O açıdan hem üzüntülüyüz hem de mahcubuz. Açıkçası bunu ifade etmek istedim. Şunu söylemek istiyorum bu konuyu geçmeden önce. Bu da çok tartışıldı. Şimdi siyasette şöyle bir durum olduğunu biliyoruz. Artık Türkiye'deki siyaset sosyal medyanın da varlığıyla dezenformasyona da dayalıyor. Evet. Bunu dünyada da hani post-truth, gerçeğin ötesinde yeni bir gerçek yaratma olarak da biliyoruz. Fakat siyasetçinin, yani siyasetçinin ve bana sorarsanız televizyoncunun, gazetecinin, fikir söyleyen herkesin çok daha serin kanlı olması gereken bir dönemdeyiz. Çünkü laflar anlaşılmıyor. Kimin haklı, kimin haksız olduğu da anlaşılmıyor. Bu bağlamda Cemal Bey duygularını net ortaya koyan, öfkesini de net ortaya koyan birisiydi. Bu belli orana kadar sempati yaratabilirdi ama şimdi şiddete döndüğü zaman zaten sokakta şiddet var. Bu bağlamda bir değerlendirme yaparsanız, mesela bundan sonra ekrana çıkmayacak mı? Karşıt görüşlerde olmayacak mı? Siz nasıl bir rota çizeceksiniz? Şöyle, tabii Cemal Bey çok uzun yıllardır siyasi mücadelenin içerisinden gelmiş. Geçmiş dönemde 99 döneminde mecliste bulunmuş. Ve özellikle bu dönem Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı andan itibaren bir milletvekili olarak, şimdi 600'e yakın milletvekili var diyelim. Orada temsil ettiği, başta seçildiği seçim bölgesi, ama Türkiye'nin biz sorumluluğumuz tüm Türkiye'dir. Milletvekili olarak kağıt üzerinde bir vilayetten seçilsek de müteselsilen sorumluyuzdur bu ülkenin bütün meselelerine. Oradaki heyecanı, sokaktaki aksiyona dönüştürmesi, kendi seciyesi ortada. Benim üzüntüm o açıdan da hakikaten bir yaş meselesi, bir olgunluk meselesi, siyaset bir tecrübe meselesi. Çok bilinmeyenli, çok değişkenli bir faaliyet içerisindesiniz. Burada koyduğu çok olumlu milletin gerçek gündemini, özellikle tartışılmasını istemeyen, sürekli olarak biraz evvel de altını çizdim, söyleyecek sözü bitenler, Türkiye'nin çok uzun süredir araya sıkıştığı bir gündemi var. Karşıtlık üzerinden kimse kendi tezini ifade etmez halde. Ama birine karşı olmanın yettiği bir Türkiye iklimi var. Adeta bir soğuk savaş döneminin mesafelerin açıldığı, kimsenin konuşmadığı. Oysa bugün Türkiye'nin her zamankinden daha fazla, altılı masanın da bence tabelada, seçimlerde göstereceği performanstan çok daha bağımsız bir şekilde. Benliğimize
Cemil Meriç'in hoş tabiridir. Deli gömlekleri giydirilmeye çalışıldığı, duvarlar örülmeye çalışıldığı bir iklimde biz daha fazlasıyla konuşmaya ihtiyacımız var. Bu noktada gelenek olarak da tavrımız, tercihimiz ortada. O açıdan o da çok üzgün, böyle bir performans ortaya koymuşken, kendi siyasi kariyerinde de son 1,5-2 yıllık özellikle beraber mücadele verme kararı aldığımız andan itibaren çok önemli katkılar hem meclis kürsüsünde hem sokakta hem sosyal medyada o farkı yaratabilen bir siyasal aktör. Böyle bir süreç tabii hoş olmadı. O da çok bunu da konuştuk. Ben tabii her ne olursa olsun amasız fakatsız altını çizmek istediğim odur. Hiçbir şekilde biz şiddet olumlayamayız. Bu kime karşı yapılırsa, çünkü Türkiye'de maalesef herkes kendi mahallesine demokrat. O nedenle Demokrat Parti olarak biz herkes için demokrasi diyoruz. Biz mahallelere ayrılmış, kimlik sahalarına bölünmüş siyaseti yatay eksende, demokrasi, hukuk ekseninde yeniden tanzim etmek, yeniden merkez değerler etrafında Türkiye'yi kodlamak lazım. Bunun mücadelesini verirken böyle bir hadisenin yaşanması üzdü ama netice itibariyle bir günden ibaret değiliz. Elbette bununla ilgili kendisi de üzüntüsünü kamuoyundan özür beyanını açık yüreklilikle ifade etti. Tabi orada işaret ettiği bir başka hususta bugün pek çok televizyon kanalında formatların, iktidarın bu kadar mecrası, kanalı, imkanı, enstrümanı varken hiçbir şekilde karşınızda siyasi kimlikleriyle, sıfatlarıyla, sorumluluk sahibi hesabını soracağınız kimseyi bulamıyorsunuz. Ama başka sıfatlarla iktidarın adına konuşan insanlar buluyoruz. O açıdan bu karşılıklı sorumluluk dengesinin taşındığı programlardan bir mana çıkar. Hani bilmek mukayese etmektir deriz. İktidar partisinin icraatını, muhalif sorgulayan muhalefetin sözünü karşılıklı olarak vatandaşımızın mukayese edebilmesi gerekir. Ama böyle bir imkan maalesef yok. Bundan sonra biz de bu tür partimizi temsil eden kurumsal olarak katılacak arkadaşlarımızın bu dengeye riayet etmesini bütün arkadaşlarımıza söyledik. O halde şöyle bir sonuç çıkıyor benim anladığım kadarıyla. Gerçek muhataplarıyla karşı karşıya gelmediğimiz takdirde biraz orada uzak duracağız gibi bir şey söylüyorsunuz. Öyle anlıyorum. Çünkü siyasi muhatapla olmadığımız zaman aynı zamanda bu olayın arkasında durmuyorum ama siyasi muhataplı olmayınca da provokasyon oluyor diyorsunuz. Evet. Benim anladığım evet. bu. Evet. Evet. Peki ben açıkçası Latif Bey'i aradım o gün gazeteci olarak. Geçmiş olsun dedim. Ama aynı şekilde Levent Gültekin'e yapıldığı saldırıda da arayıp söyledim. Başka durumlar olduğunda da söyledim. Bunlar tatsız ama nihayetinde şiddete karşı bir tavır koymak gerekiyor. Şimdi Demokrat Parti ile ilgili bence masa üstüne yatırmamız gereken önemli bir husus şu. Demokrat Parti geleneğine baktığımız zaman Sayın Erdoğan şöyle bir akıl yürütme yapıyor. İşte köklerden söz ederken kendi geldiği Milli Selamet Partisi geleneğini de sahipleniyor ama esas olarak hani Özal'a bir gönderme yapıyor. Menderes'e bir gönderme yapıyor. Ama mesela şey yok, Demirel yok. Öte taraftan yine ilginç bir tablo ortaya çıkıyor bir zaman sonra. Tansu Çiller ve işte Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sizden önceki genel başkanlardan ikisi, onlar da bu kez Cumhur İttifakı'nın tarafında oluyor. Ve şimdi biz Gültekin Uysal'ın genç, yani siyaset için son derece genç bir yaşta genel başkanlığı edinmiş birisi olarak Demokrat